Merhaba sevgili JİN TV izleyicileri, 7. günden hepinize merhaba. Evet, geçtiğimiz hafta Kobani Kumpas davasının son karar duruşması vardı. Ve tırnak içinde diyeceğim, yarım yüzyıla yakın ceza verildi HDP'li siyasetçilere. Bazı arkadaşlar tahliye oldu, bazı arkadaşlar beraat etti ama Sincan, Kandıra ve Edirne cezaevinde tutsaklığı süren siyasetçiler var. Bu tabii ki bir hukuk davası değildi, siyasi davaydı. Defalarca konuştuk. Tabii ki Kürtlerin son süreçte yaşadıkları bu davayla da sınırlı değil. Büyük bir konsept. Bütün bunları değerlendireceğiz. Davayla başlayacağız ama bu siyasi sürecin gidişatı nasıl olacak, ne olmalı onları konuşacağız. Bu arada tabii hatırlamadan geçemeyeceğiz. 17 Mayıs 1982'de Abet cezaevinde, 5 nolu Diyarbakır cezaevinde bedenlerini ateşe verenlerden bugüne Sincan'a, Kandıra'ya ve Edirne'ye kadar uzanan yolu konuşacağız. Ve tabii ki yeri gelmişken Ferhat Kuntay, Necmi Öner, Eşref Arayık ve Mahmut Zengin'i saygıyla bir kez daha anacağız. Evet Nursel, senle başlayalım. Birlikte de mesai yaptığımız pek çok arkadaşımız şu anda hala tutsak ve gerçekten inanılmaz şeyler, 400 yılı aşkın toplamda bir ceza var. Bu yani yarım yüzyıl sayılır. Yani düşünsene, bir insanlık tarihinde ne kadar uzun bir süre. Ne oldu? Bir tweet atıldı dendi, tutuklandı arkadaşlarımız ama artık o tweet de tarihin çöplüğüne gömüldü galiba, değil mi? Ne oldu? O iddia, daha doğrusu tweet değil. Tweet tabii çok önemliydi, çok özeldi. Ama iddianame çöktü, kendi hukukları çöktü. Bambaşka icat edilmiş suçlardan cezalar verildi. Tabii o cezayı da başka literatürde bir şey olmadığı için söylüyorum. Tırnak içinde kullanıyoruz. O ceza değildir tabii ki siyasetçiler açısından. Başlayalım seninle. Evet, yani senin de dediğin gibi Kobani davası bir kumpas davası olarak Türkiye'nin gündemine düştü. Nasıl düştü? Tam 7-8 Ekim Kobani direnişinin üzerinden 5-6 yıl geçtikten sonra düştü. Şimdi tabii insan şöyle bir değerlendirdiğinde, madem o kadar önemli bir olay var, önemli bir durum var, o zaman neden 7-8 Ekim olaylarından sonra hemen ya da direnişinden sonra bu dava açılmadı? Aradan işte 6 yıl geçtikten sonra bu dava kamuoyunun gündemine geldi. Bu bile bu davanın hukuki bir dava olmadığını, siyasi bir dava olduğunu, bir kumpas davası olduğunu hepimize, bütün kamuoyuna gösterdi. Aslında tabii arkadaşlarımız tutuklandıkları günden yine işte 16 Mayıs gününe kadar tekrardan haklarında işte senin de dediğin gibi bazı arkadaşlara uzun yıllar cezalar verildi. Onlar cezaevinde kaldılar. Bazı arkadaşlarımız tahliye oldular. Yani tahliye edilmek zorunda kaldılar. Daha doğrusu zaten verilen cezalar yattıkları süreye denk geliyordu Filiz. O şekilde şey yaptılar, tahliye oldular. Yani dediğim gibi bu dava bu haliyle Türkiye'nin gündemine bir siyasi dava olarak düştü ve sonuç olarak da arkadaşlarımızın işte bir kısmı uzun yıllar ceza alarak cezaevinde kalmak durumunda kaldılar. Tabii ki Kobani olaylarını hatırlamak lazım, direnişini hatırlamak lazım. Neden olmuştu? Onları hatırlamak lazım. Esasında o günlerde yaşananları biz düşündüğümüzde, sonuç olarak mahkemenin bir de verdiği karara baktığımızda sadece, yani tırnak içinde söylüyorum, yargılanacaksa HDP'liler bu dava nedeniyle AKP'lilerin de yargılanması gerekiyordu. Çünkü esasında Kobani direnişinin fitilini Erdoğan yaktı. Yani işte o Antep'te yaptığı açıklamada Kobani düştü, düşecek demeseydi, böyle gülerek bir memnuniyet tablosu içerisinde o mitingde bu açıklamayı yapmasaydı belki de gelişmeler bu düzeyde olmayabilirdi. Ama sanki bu gelişmelere davetiye çıkartır bir durum ortaya çıktı. Tabii aslında söylediği doğruydu. Kobani düşmek üzereydi. DAİŞ'le Türkiye komşu olmak durumunda kalacaktı. Yani işte biliniyor o dönem Kobani içerisinde çok az bir direnişçi kalmıştı. Eğer işte daha sonra koalisyon güçlerinin şeyi, müdahalesi ve dışarıdan bütün hemen hemen dünyanın verdiği destek olmasaydı ve direnenleri de orada. Tabii ki olmasaydı Kobani gerçekten de düşmüş olacaktı. Düşmesi ne demek? Onu da söyledi Nursel. Yani evet. DAİŞ ele geçirecekti. Tabii DAİŞ ele yani ondan diyorum. Yani dünyaca insanlık dışı bir örgüt olarak kabul edilen IŞİD Kobani'yi yönetecekti yani. Tabii ki. Rakka'da gördüğümüz gibi olacaktı. Hani böyle basit bir şey değil. Afrin durumu gibi. Tabii ki. Yani tabii bu açıklamadan sonra yani direniş vardı tabii. Pek çok yerde Kobani ile ilgili açıklamalar yapıyordu, yürüyüşler yapılıyordu. Evet. Fakat yani direnişin geldiği boyut bu değildi. Henüz kimse yaşamını yitirmemişti. Bir de Nursel, yani bak, onu da açıklayalım. Yani direnişle insanlar yaşamını yitirmediler. Direniş, halk tabii ki Kobani'yi sahiplendi. Kobani düşmesine uğraştı. Ama bu fitili ateşleyen devlettir. Ölenlerin biliyorsun çoğu HDP üyesi. Evet, %90'ı HDP'lidir yani. 47 kişi yaşamını yitirdi. 40'ı HDP'lidir. HDP'lilerin çocuklarıdır. Bizzat kendisi HDP'li olan şeylerdi, arkadaşlarımızdı. Hele bu Antep'teki görüntüler o sırada işte izledik yani. Antep'te eli satırlı çeteler yürüyüş yapanlara saldırdı. Ki. Yani biz Kobani'nin içerisinde o zaman ne olup bittiğini çok fazla bilmiyorduk. Ama Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra oradaki durumun ne kadar tehlikeli olduğu da aynı zamanda açığa çıktı, ortaya çıktı. O açıklamadan sonra tabii ki HDP Genel Merkezi demokratik bir direnişe insanları çağırdı. Yani atılan o tweet'in içeriğinde tek bir kelime siz bu mahkemenin kurduğu iddianame doğrultusunda rastlayamazsınız. Hı hı. Tamamıyla işte Kobani düşmek üzere, DAİŞ'in eline geçmek üzere biz bütün halkımızı, dostlarımızı demokratik direnişe sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kobani'ye sahip çıkmaya çağırıyoruz şeklinde bir şeydi, tweetti. Ama sonradan 5 yıl sonra esasında tabii ki çöktürme planıyla HDP'nin tasfiyesi hedeflenmişti. İşte 2016'da HDP'ye yönelik operasyon oldu. Operasyon sonucunda da bir tasfiye gerçekleşmedi ve bu da olmayınca dediler başka bir formül bulalım. Yani hem HDP'yi kapatmaya bir zemin oluşturacak bir dava olsun bu, hem de yani tasfiyenin bir ayağı olabilir mi? Yani işte bütün şüphesiz ki bu verilen cezaların her biri, yani sadece ben değil, bugün Türkiye'de yani biraz siyasete, politikayla ilgilenen kime gidip sorsanız bu verilen cezaların hepsinin her bir arkadaşımızla ilgili ayrı ayrı incelenip kime ne kadar ceza verileceği planlanmıştır. Getirilmiştir, mahkemelerin önüne verilmiştir. Hepsi işte mahkemelerde, işte mahkeme başkanı kendisine verilen bunları bir cezai içerisine, formül içerisine oturtmuştur ve bunun açıklamasını yapmıştır. Durum şeyden ibarettir yani. Ama bundan ilk ibarettir. Başta koparılan fırtına şu değil miydi? Hı-hı. Yani mesela Tayyip'in diline doladığı Yasin Börü meselesi vardı. Hiçbir kişi bundan yargılanmadı. Yani kamuoyuna duyurulanla iddianamenin ortaya çıkışıyla son gelinen nokta asla aynı değil. Yani hem kendi iddiaları çöp oldu hem de kendi hukukları. Şimdi tabii yani Kobani davası üzerinden bir algı operasyonu yaratmaya çalıştılar. Bütün Türkiye'ye 47 kişiyi öldüren HDP'liler olarak bir algı yaratıldı. Bizzat bu Erdoğan tarafından yapıldı. Bütün AKP'liler tarafından yapıldı. Miting gezdiler. Eylem gezdiler. Her tarafta bunu açıkladılar. 47 vatandaşımızı işte Selahattin Demirtaş öldürdü. Figen Yüksekdağ öldürdü. Bu HDP'liler attıkları tweetlerle bunları öldürdüler vesaire. Yani böyle bir algı yarattılar ve bu algının üzerinden de tam 47 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis istediler. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis. Tabii biz Türkiye'yi biliyoruz yani. Ezici çoğunluğu apolitik insanların yaşadığı bir kenttir. Hemen ülkedir. Bir de televizyona bakarlar. Yani devlet televizyonlarını izlerler. Zaten muhalif basın hiçbir şekilde artık yok düzeyde. Yani öyle. İnsanların ezici çoğunu devlet ve yandaş televizyonları izliyorlar. Ve sıradan bir Türk vatandaşı, tabii Kürtler bu meselenin kesinlikle bilincindeler. O nedenle yani ayrı vurgu yapmak lazım. Vatandaş bakıyor, vay be diyor. Selahattin Demirtaş, işte HDP'liler 47 kişiyi öldürmüşler yani. İşte başında da bunların Yasin Börü geliyor deyip Yasin Börü üzerinden bir algı operasyonu yarattılar. Ama bunun olamayacağı belliydi zaten. Ama son kararın açıklanacağı güne kadar bu algı operasyonunu sürdürdüler. Tabii yani bu arkadaşlarımıza 47 yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis verselerdi bunu dünyaya nasıl açıklayacaklardı? Bırakın ağırlaştırılmış işte müebbet hapis bile verselerdi bunu nasıl açıklayacaklardı? Neye göre açıklayacaklardı yani? Bir tweet atmayla 47 kişiyi HDP Genel Merkezi MYK mı öldürdü? Nitekim herhalde biraz sarayda oturdular, düşündüler ve sonuç olarak bunun böyle olamayacağını anlayıp bir madde buldular. O madde üzerinden arkadaşlarımıza ceza verdiler. İşte devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak üzerinden bir maddeye uydurmaya çalıştılar. Uydurmaya çalıştılar diyorum. Eğer Türkiye'de hukukun şu kadar kırıntısı kaldıysa bu istinaftan ve Yargıtay'dan geri dönecektir. Türkiye'de işte dava sonrasında hemen hemen bölge barolarının hepsi açıklama yaptılar, baro başkanlarını. Yani böyle bir şeyin hukukta yerinin olmadığını ve mutlaka istinafta ve Yargıtay'da bunun bozulması gerektiğini söylediler. Ama tabii ki yani Türkiye'de yargı var mı, bağımsız yargı var mı, tarafsız yargı var mı? Mesele bundan ibaret. Ama eğer... Nursel şöyle bir şey var. Şimdi müebbet ağırlaştırılmış müebbetin yatarı 30 sene. Şimdi Figen Yüksekdağ 35, öbürü de yani, Demirtaş'a 45. Yani bu müebbetten de uzun bir şey yani, tutukluluk süresi. Yani adı müebbet değil ama verilen cezalar müebbet hatta müebbetten fazla. Daha fazla yatar düzeyidir ve bu tabii kabul edilecek bir şey değil. Şöyle güzel bir tablo ortaya çıktı davadan sonra. Gerek sosyal medyada, gerekse arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalarda şu gündemleştirildi. Biz bu kararları tanımıyoruz. Çünkü bu kararların hiçbirisi hukuki değildir. Hukuki olmayan hiçbir kararı da biz tanımıyoruz. Biz dava süreci içerisinde zaten bu şeyin... davada yargılanan arkadaşlarımızın yaptığı savunmadan haklı olduklarını biliyorduk ve yani iktidara söylediler tabii ki, söylüyorlar, halen de söylüyorlar. Sizin bu mahkeme kararlarını meşrulaştırmanıza izin vermeyeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Biz de tanımıyoruz. HDP'liler olarak biz de bu kararı tanımıyoruz ve bu kararların meşrulaştırma yönünde kimin en ufak bir çabası varsa bilerek ya da bilmeyerek bu AKP'nin politikalarına hizmet etmek demektir. Herkes bu konuda bence son derece şey olmalı, dikkatli olmalı. Kesinlikle bu dava süreç içerisinde boşa çıkacak bir davadır. Tabii ki davanın hep birlikte izleyicisi olacağız Filiz. Ben bir kez daha tahliye olan kadın arkadaşlarımıza başta tabii Gülten Başkan, Sebahat, Ayla olmak üzere iki kadın arkadaşımıza ve diğer tahliye olan arkadaşlara Meryem ve Ayşe var. Meryem ve Ayşe var. Onlara geçmiş olsun diyorum. Yani onlar da sevinemediler tabii. Yaptıkları bütün açıklamaları izledim. Tabii ki cezaevinden çıkan her arkadaş biraz buruk çıkar. burada daha da buruk çıktılar tabii şöyle, ki haksız ve hukuksuz yere arkadaşlarımız. Üçüyle de görüştüm aslında, evet. Bir izleyicimizle de paylaşalım. Zaten dün Sebahat Tuncel, evet, yayınımıza da bağlanmış JİN TV ekranlarında. Gülten Kışanak, Ayla Akat ve Sebahat Tuncel'le tek tek görüştüm. Yani sen de herkes aradı zaten. Ben de aradım herkes gibi. Bir kere şu konuda çok kararlılar. Biz bu davayı böyle bırakmayacağız. Bu konuda çok iyiler. Yani o heyecanlarını çok güzel buldum. Fakat tabii ki şöyle bir burukluk var. Hani geride bırakmak, bilirsiniz herkesin bir cezaevi tecrübesi var. Birilerini geride bırakmak tabii çok vurucu. Hani o yüzden hani kimse tahliye oldum diye düğün bayram yapmıyor. Hani bu dava çünkü herkes farkındaki siyasi hatta bir dava. Şöyle bir şey, yani cezaevinden çıkarken tabii ben çok kısa bir süre yattım, yani 6 ay ama 6 ay sonra çıkarken bile böyle kendini biraz suçlu hissediyorsun. Diyorsun bütün arkadaşlar orada kaldı, ben çıkıyorum yani. Böyle bir suçluluk duygusu gibi tuhaf bir duygu da hissediyorsun. Ve asla sevinemiyorsun. Yani çıktığına, kısmi değilse tırnak içinde söylüyorum artık Türkiye'de. Dışarı çıkmak özgürlük müdür? Ama işte kısmi bir hani özgürlük alanına geçiş yapsan bile gerçekten insan sevinemiyor. Evet. Evet. Evet, zaten hukuki bir dava olmadığını biliyorduk. Sen de gayet güzel özetle. Cezaevindeki arkadaşların da direnişlerine selamlıyoruz gerçekten. Başta çok... Türkiye Sol Sosyalist Hareketi'ndeki arkadaşlar. Hepsi. Tabii ki çok... Figen Başkan ve Selahattin Başkan'ın da çok hem verdikleri mesajlar, evet, boyutuyla, evet, hem de değerlendirmeleriyle. Şimdi biraz hukuki olarak, evet, konuştuk. Zaten hukuki bir dava olmadığını biliyoruz ama hani ne kadar boşa çıktı onu iyi vurguladın örneklerle. İşin siyasi yanına geçelim. Tabii siyasi boyutu çok fazla. Bütün bunları ele alacağız. Hem önümüzdeki sürecin soykırım süreci olması, devam eden bir soykırım, çöktürme planı, demokratik siyasetin önünün kapatılmak istenmesi, DAİŞ ortaklığı, DAİŞ ortaklığının, AKP DAİŞ ortaklığının Orta Doğu'da yapmak istedikleri, bütün bunları değerlendireceğiz. Ama tabii ki Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la ilgili de kimi değerlendirmeler yapalım istiyorum. Özellikle Figen Yüksekdağ bir eş başkan, yani intikam da var çünkü bu şeyin içinde, yani siyasi hesapların yanı sıra intikam var. Ve hakikaten o DAİŞ ortaklığının, Figen Başkan'ın Kobani halkını sahiplenmesi. Neyse sen anlat, tabii ben onları söylemiyorum. Bir de söyleyecek çok şey vardı. Evet. Yok yani, yok. İnsan kendini alamıyor tabii yani. Yani 18 Mayıs direnişinde şehit düşenleri, 82 zindan direnişinin şansında bütün bugün direnen arkadaşları selamlıyorum. Şehitleri saygıyla anıyorum. Evet, özellikle bu Kobani davası sürecinde de duruşunu ortaya koyan, bir tarihsel süreç olarak mücadele gerçekliğine sahiplenen bütün arkadaşların da emekleri, duruşları selamlanacak düzeyde. Hı hı. Vurup da çıksalar, Sebahat'ın, Gülten'in, Aylacan'ın ve diğer arkadaşlarımızın dışarıda olması da önemlidir. Çünkü bu mücadelenin daha da yükseltilmesi, kadın direnişinin. Figenler ve onlarca, yüzlerce kadın arkadaşımız 7'den 70'e düşmanlık yapılarak içlerine alınan çocuklardan tutalım 82-81 yaşındaki yaşlılarımıza kadar. Bu intikamcı siyaset karşısında duruş sergilemek elbette önemlidir. Ya Kobani davasını bence tarihsel olarak ele almak çok önemlidir. Yani bu gerçekten sadece AKP'nin, Erdoğan'ın bir düşmanlığı değil aslında. Devletin Kürtlere düşmanlığıdır. Türk milliyetçiliğinin Kürtlere düşmanlığıdır. Hatta işte bunu Orta Doğu'yla da ele alırsak, Arap milliyetçiliğin de Kürtlere karşı işte dar ağaçları kurdular. Çerçeve Meydanı'nda, İran'da, Mahabat Cumhuriyeti'nin yıkılmasıyla, Şark Islahat Planı'yla diyelim ki, Şeyh Saidler, Seyit Rızalar İstiklal mahkemelerinde yargılandı. Mahkemelerin isimlerine de bakalım. İstiklal Mahkemesidir, Devlet Güvenlik Mahkemesidir, Ağır Ceza Mahkemeleridir, Özel Güvenlik Mahkemeleridir. Ve biz bütün aşamalarda bu mahkemelerde yargılandık. Kürtler 100 yıldır bu mahkemelerde yargılanıyor ve çok toplu davaları var. İdamlar var, dar ağaçları var, ağırlaştırılmış müebbet var. İşte 99'da Rebel Öcalan'a karşı uygulanan komployla o dönemde cezaevlerinde yaşananlar. 2009'da Keçekana davasıyla aslında Kobani'nin bir benzeri bize dayatıldı ve halen o davalar bir biçimde sürüyor. On binlerce insana ceza yağdırıldı. Nihayetinde de bugün de yani Kürtler ne zaman kendi özgürlüğü için, kendi mücadelesi, kendi hakikati için bir direniş ortaya koydu, bir örgütlenme açığa çıkardı, bir duruş sergiledi. Ben de kendimi yaşamak, özgürlüğümü, kimliğimi, dilimi, kültürümü yaşamak istiyorum dediğinde devletin kodları harekete geçiyor ve ya katlediliyorsun ya kimyasalla işte Saddam siyaseti de Arap milliyetçiliğinin Kürtlere dönük bir politikasıydı. Türkiye'de de Cumhuriyet tarihi boyunca bu 4 mahkeme biçiminden yargılandık yani işte hepsinin de özel isimleri var işte istiklaldir, devlettir, ağırlaştırılmıştır, özeldir ve bunlar hep Kürtlerin payına düşen bir şeydi. Şimdi Kobani davası da biraz bunun sonucu gerçekleşen bir durumdur. Yani özel mahkeme diyor işte özeli niye özelleştiriyor? Herhangi farklı bir durum karşısında bu özel olan nedir? İşte özel olan da Kürt halkının ortaya koyduğu davalar ve duruşlar oluyor. Mahkemelerin ismi değişiyor ama hepsinin biçimini demokrasiyi, özgürlüğü, adaleti savunan ve işte muhalefet olan hakikatler üzerinden yapıyorlar. Ve Figen şahsında da Selahattin arkadaşımız şahsında da aslında hani siz de belirttiniz. Gerçekten bir toplumsal duruşu temsil edebildikleri için, eğilip bükülmedikleri için, bir iradeyi ortaya koydukları için işte bir bütün Rojava sürecine sahiplendi eş başkanlar olarak. Bir toplum sahiplendi. Aslında belki ceza alan arkadaşlarımızın şahsında aslında bu iradeye sahip olan, bu duruşu ortaya koyan bütün Kürtlere bir mesaj olarak veriliyor. 20 yılda olsa, 30'da olsa, 300 yıl, 500 yıl işte Keçekana davalarında hesaplıyorduk. Binlerce yıl çıkıyordu yani. Onun dışında da Selahattin Başkan'a halen süren davaları var, halen açılanlar var. Figen'in onlarca süren davası var. Biz sürgündeyiz, buralardayız. Halen bizim için açılan davalar söz konusudur. Yani bu komple bu zihniyeti, bu düşmanlaştırmayı, yargıyı bu kadar kötü kullanarak Kürtlerin iradesini tasfiye etme, boyun eğdirme siyaseti çok önemlidir. Evet siyasi hukuki bir yanı asla yoktur. Bu arkadaşlara bir gün cezaevinde tutmak ya da bir yıl bile ceza vermek hukuki değil. Hukuki değil, bunların hiçbirinin hukukunu tartışmak bile çok gerçekçi bir şey değil. Gerçekten hukuki değil. Siyasidir ve siyasi dayanaklar da çok tarihseldir yani. Bu tarihselliği kırma boyutuyla hem Kürt halkı hem bütün mücadele eden sivil toplum hareketleri hem siyaseti yürüten diğer siyasi yapılar, ortamlar bu rejimin zihniyetini kıramadık bir türlü. Yani bugün işte evet söyleyeyim mesela bir gezi davası da değil mi? Aslında hani bir biçimde dahil edilmek istendi yani orada da ağır ihlaller, ağır hukuksuzluklar ve cezalandırma biçimleri var. Ama bir biçimde onlar zamana evrilerek farklı bir biçimde işte yumuşamayı bunlar üzerinden yaptı değil mi? Aynı gün Kobani davasından ceza verdi ve askeri darbe yapan 28 Şubatçılarla bu kadar düşmanı gördüğü bu rejim özel af çıkardı yani. Ama 81 yaşındaki Hanife Ana'ya hasta olan tutsaklara orada tabut cenazeler çıktı bu cezaevlerinde. Burada bir irade kullanmadı mesela. Niye kullanmadı? İşte budur bütün bunlar Kobani bir sonuçtur. Onlar da bir düşman siyasetidir, bir düşmanlaştırma politikasıdır. Ve bir hükümet niye bu kadar rahat bunu yapar? Bugün Erdoğan niye bunu bu kadar rahat yapıyor? Çünkü devletin mantığının bu olduğunu biliyor. Devletten güç alıyor. Devletin bunun karşısında bir şey demeyeceğini ya da işte muhalefetinin de ben o Özgür Özel görüşmeleri sürecinde işte paşalar sayıldı. Diyelim ki Gezi davası sayıldı. Bu görüşmeler yumuşama adına evet gerçekten arkasında o vardı. İşte al Kobani'yi, ver paşaları ya da işte ver Gezi'yi, ver diğerini. Konuşacağız. Esas kavramsal olarak söylüyorum. Evet, bunun altını hazırlayarak hani yapıyorlar birazcık bu siyaseti. Birazcık nedenleri üzerine şey yapalım. Hani, nedenleri Kürtlerin ortaya koyduğu irade. Tarihsel şeyi evet çok güzel koydun onu. Hatırlatmak çok önemlidir hafızamız gerçekten. Şimdi bu anlamda da devletin değişmediği aslında. Evet. Biz hani işte yumuşama yok, siyasi çözümler yok, şunlar bunlar olur mu? Bu hükümet mi yapar, başka bir hükümet mi yapar? Kim evet. gelseydi olurdudan ziyade değişmeyen bir toplumsal gerçeklik ve devletin yasaları, anayasaları, hukuku, siyaseti değişmedikçe devlet kendi bu düşmanlaştırıcı politikasından, milliyetçiliğinden, ırkçılığından, tekçiliğinden, cinsiyetçiliğinden vazgeçmediği takdirde yarın başka türlü başka Kobani davaları, başka türlü başka davaları gündemimize koyacaklar yani ve Kürt halkı direndikçe de bu devlet bunları yapıyor. Önemli olan bunları boşa çıkarman, o tarihsellikten ders çıkararak duruş sağlamak önemlidir diye düşünüyorum. Yani o tarihi hatırlatma tabii çok çok önemli. Yani hem direnenlerin deneyimi orada, hem de devlet nedir bir kez daha anlamamıza vesile oluyor. Ama bir şey eksik kaldı. Belki unuttum. Resme tamamlayayım. Şimdi tabii bu dava dedik siyasi bir davadır. Hukuk davası değildir ama senin dediğin gibi bir intikam davası. Neden intikam davası? Şimdi Figen Başkan biliyorsunuz Kobani direnişi sırasında. Şimdi onu Elif'le konuşacağım. Öyle mi? Elif'le konuşacağım. Devam edersen öyle. Çünkü aynı zamanda sana başka şey... Yok hayır ben dedim önemli çünkü hakikaten niye Figen'e bu kadar düşmanlar yani. Evet hani bir şey var, bir olay var ya o söylediği cümle ondan dolayı yani. Ama onu da yanlış tanımladılar yani. Onu da Yasin Börü gibi o da farklı değerlendirdiler. Farklı değerlendirdiler ama işte... Hani sırtımızı YPG'ye dahi görürsün. Söylemi algı olarak yarattıkları bir şey. Biz oradaki iradeyi, oradaki özgürlüğü koruyacağız. Oradan tam güç alırız derken. Yasin Börü hikayesi gibi algı yarattı. Tam da öyle. İntikam davasına çevirdi. Yani, tanımlarını kavramıyor. Şimdi Elif'le konuşalım. Hani işin bir yanı hani o intikam davası, Rojava'yı sahiplenme çok doğru ama bir yandan da hani DAİŞ diyoruz, DAİŞ ortaklığı diyoruz. Erdoğan niye üzüldü, Kobani düşmedi diye. DAİŞ'e teslim edemedi diye, DAİŞ oraya teslim alamadı diye üzüldü. Şimdi oradaki tabii Figen'le bağlantılı olarak hani kadın özgürlük çizgisini savunanlar savundular Kobani'yi en nihayetinde. Rojava şimdi öyle inşa ediliyor. Hani sen de o çizgiye düşmanlığı anlat, bir iş bölümü olsun. Ya aslında ifade etmek isterim yani. Hani bu Nasrettin Hoca'nın bir meselesi var ya, eşeğe gücü yetmeyince semere dövmeye başlıyor. Aslında Kobani davası biraz da böyledir. Yani orada söz konusu olan sadece HDP'li siyasetçiler değil, direnen bir halk vardı. Örneğin Kobani'de direnenler siyasi partiler değildi ki yani. Selahattin mi? Evet tabii ki herkesin bir katkısı var, var. Ama orada direnen halka karşı, orada direnen HPG'ye, YPC'ye karşı, direnen Kürt halkına karşı, hatta destek veren internasyonellere karşı Türkiye bir yenilgi aldı aslında. Kobani davasının bilmem kaç yıl sonra gündeme getirilip isminin de Kobani konulmasının nedeni buydu. Yani niye Kobani davası dedik? 6 yıl sonra falan açıldı. Şimdi biz o dönemde yer değerlendirdik aslında Örneğin o DAEŞ'in ilk oluşumunda neden Kobani hedeflendi? Kobani stratejik önemi, Rojava'sından, Kürtler açısından önemi kadar Türkiye'nin de o alanda sınırlarını genişletmek için onlar için neden önemli? Bu konuda DAEŞ itirafçılarının ifadeleri vardı. Aslında amaçlarının orası olmadı ama Türkiye'nin bir şekliyle orayı yönlendirdiğini. Çünkü Türkiye o işbirliğiyle birlikte yani DAEŞ'le yaptığı işbirliğiyle aslında o alanda kendini yani kendi egemenliğini yaymaya çalışıyordu. Bu açıktı, bu belgelerle ispatlanmıştı, ifadelerle ispatlanmıştı. Şimdi düşecek müjdesini aslında Erdoğan onun üzerinden vermeye çalıştı. Yani ortaklığıydı, sözcüsü oydu. Yani onun işine yarayacaktı. Ama düşmedi yani. Direndi, kazanan direniş çizgisi oldu. Bunun ardından çökertme planı geliştirildi. Yani değil mi? Hemen ardındandır. 6-7 Ekim olaylarının sonunda 31 Ekim'de çökertme planı MGK kararıyla alınıyor. Bunların hepsi aslında bir dizi üzerindedir. Ardından diyelim uyduruk darbe diyeceğim. 15 Temmuz karşı darbesi, darbe senaryosu geliştirildi. Ardından tüm hakların aslında gasp edilmesi, özgürlüğe dair toplantı yapma, miting yapmaya dair tüm hakların toplumun elinden alınması, faşizmin yaygınlaştırılması ve ardından Kobani davasıyla birlikte o direnen toplumsal damarı ortadan kaldırmaya yönelik bir geliştirdi. Yani bir politika izlendi. Tabii ki burada en önemli şeylerden biri de kadın çizgisidir. Yani direnen çizgiler ne aslında baktığımızda? Bunlardan en önemlilerden biri de ki Kobani'de direnişte öncü olan güç kadınlardı. Ve Kobani ile birlikte aslında bir yandan Türkiye'nin faşist politikaları teşhir oldu. O ulus egemen politikaları teşhir oldu. Bir yandan kadın özgürlükçü politikalar sempati kazandı. Konfederalizme dair fikirler sempati kazandı. Demokratik ulus projesi sempati kazandı. Şimdi bu bu hem askeri anlamda hem ideolojik anlamda aslında Türkler arasından bir yenilgiydi. Hmm. Ve Kobani davasını oluştururken de işte merkezine aslında bunu koydular. Bir itibarsızlaştırma kampanyasıydı aynı zamanda. Hani siyasetçiler şahsında örneğin Figen'e yönelik, işte kadın vekillere yönelik o geliştirilen saldırılar biraz bununla bağlantılıydı. Daha sonra işte bu dönem toplumu temsil eden, toplumun iradesini temsil eden insanlar tutuklandı. Bir soykırım politikasıyla işte 40 yıl, 43 yıl, 30 yıl cezalara çarptırıldı. Bununla aslında denmek istedi. Yani bu çizgiyi biz cezalandırıyoruz mesajı verilmek istendi. Şimdi Nursel söyledi, o çok önemli aslında. İşin ilginç yanı şu an onlar kendileri de tartışıyor. Yani Kobani davası üzerinden açılan bir dosya. Yani orada işte diyelim ki 47 kişinin ölümünden sorumlu olduklarına dair bir dosya açılıyor. Ama cezaların hiçbiri buna uymuyor. Çünkü hukuki olarak bile yani uyduramadılar. Gerçekten Türkiye o konuda hiç yani zorluk çekmez. Yani çok rahat sıfatlar yapıştırıp onun üzerinden, ki Erdoğan kendi ağzıyla söyledi, yani İçişleri Bakanlığı kendi ağzıyla söyledi. Yani bir talimattır bunlar aynı zamanda. Evet. Ama ona rağmen yine hukuka uyduramadılar. Farklı şeylerden ceza verdiler. Şimdi burada aslında önemli diye düşünüyorum Filiz. Yani bir yandan yani cezalar, bir yandan itibarsızlaştırma, bir yandan intikam alma. Aslında hepsini iç içe koyarak bir politika yürütüldü. Şimdi bunun sonucunda baktığımızda evet bazı boyutlarıyla hedeflerine ulaşamadılar. Ama bu da bir soykırım. Yani ikinci bir soykırımdır. Mahkemede açığa çıkan sonuç da böyle. Bir yandan yani bir partiye, legal partinin eş başkanıdır, milletvekilidir, temsilcisidir, üyesidir. Yani demokratik demokratik haklarını kullanmak üzerinden bir eylem kararı almışlar. Bundan dolayı örneğin çok ağır cezalarla yargılanıp mahkum ediliyorlar. Bir yandan işte cezalandırmak aynı zamanda toplumun nezdinde itibarsızlaştırmayı da, yani öyle bir kampanya ile birlikte yapıldı. Bir yandan da bazı arkadaşlar tahliye edildi ama cezalar verilerek tahliye edildi. Çok uzun süre cezaevinde tutularak tahliye edildi. Şimdi bunlar değerlendirdiğimizde aslında yani bilmiyorum, bu da değil. Yani çok sevinemiyoruz. Biz de sevinemiyoruz aslında. Tahliye olanlar diyor sevinemiyoruz, geride bıraktık. Ama tahliye olanlar da bir şekliyle örneğin yani orada aklanmak, orada tekrar siyaset yapabilme koşullarını oluşturarak bir tahliye oluşturulmamış. Orada tahliye edilenler de yine geride yatacağı cezalar verilerek aslında tahliye edilmiş. Bu da Türkiye'nin son yıllarda özellikle uyguladığı bir politika. Yargıtay onaylarsa tekrar cezaevine girecek. Yani ya cezaevine gider ya sürgündür. Sürgün de yani aktif olmayı önleyen bir politikadır. Siyaset dışı bırakmaya yönelik bir politikadır. Aynı zamanda cezaevi de aynı şey. Şimdi bu böyle bir ikilem var. Biraz bu yanını kesin görmek lazım. Bu yanı önemli diye düşünüyorum. Evet, bir yandan hepsine buradan da selam ve sevgilerimizi gönderelim. Halen içeride olan arkadaşlar da var. Bence yani onların direnişi kazandı aslında. Orada kazanan ve o tarihte o tarihsel yargılamaları yapan arkadaşların mahkemelerdeki savunmalarıydı. Bu anlamıyla aslında Türkiye'nin itibarsızlaştıran, cezalandıran, işte marjinalleştiren politikalarını boşa çıkaranlar da yine oradaki o tarih savunmalarla gerçekleştiren bu arkadaşlardır. Böyle bir yanı var diye düşünüyorum. Evet, kadın çizgisi de, demokratik ulus çizgisi de, konfederalizm çizgisi de bence o mahkemelerdeki duruş ve savunmalarla kazanmıştır. Evet, gerçekten öyle. Şimdi bir yanı daha var. Ondan sonra sürece geçeceğiz biraz. Hani süreçlere çok bağlantı bu cezalar, verilen şeyler. Şimdi Nursel hakikaten sözcüleriydi Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, zaten en büyük cezalar da onlara verildi. Bu bir demokratik siyasete de vurulan bir darbe. Şimdi bir geriye dönüp hatırlayalım arkadaşlar. çözüm süreci sırasında zaten Başkan Öcalan'ın dediği şey, ben aslında sizin önünüzü açıyorum demişti. Ve hakikaten de 7 Haziran'ın havasını biliyoruz. Ve o sırada, yani birkaç kez tekrarladım, o sırada HDP'nin yaptırdığı anketlerde her 4 kişiden biri ben HDP'ye oy verebilirim diyordu. Yani %13.6'ydı galiba oy alındı, ama aslında o oy %25'e kadar tırmanırdı. Eğer bu engellemeler, 1 Kasım'a giden süreç, yeniden başlatılan savaş olmasaydı, hakikaten demokratik siyasette Kürtlerin ve Türk demokratlarının, Türkiye halklarının oluşturduğu HDP %20 ilk seçimde %25'lik bir parti haline gelebilirdi. Bu demokratik siyasete de vurulan bir darbeydi. Evet, tam da öyle aslında. Bunun ibareleri 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkmıştı zaten. Yani şöyle bir hatırlayacak olursak, Sayın Öcalan o dönemde cezaevinde yaptığı değerlendirmede şöyle bir şey söylemişti. Yani demişti, HDP'nin üzerinde oturduğu bu paradigma, yani iyi anlatılırsa Türkiye halklarına, sizin bu seçimde alacağınız oy %15'in altında olmaz. Yani normal koşullarda bir seçim olsaydı Türkiye'de, 2019'da seçim olacaktı. 2015'ten sonra 2019'da seçim olacaktı. Sonra 2018'de oldu mesela. 3 yıl sonra seçim oldu. Ama eğer 2019'da bir seçim olsaydı diyordu Sayın Öcalan. Nursel, seni kapatırdın. Özür dilerim sevgili izleyiciler. Nursel hiçbir şey atlamaz ama bugün böyle oldu. Yok. Yani hiç çalmazdı senin telefonun. Özür diliyoruz. Evet. Hemen devam et Nursel'cim. Evet, tabii ki. Ben kapatayım onu. Yok, tamam. 2019 seçimlerinde en az %20 oy alırsınız diyordu. Yani bu tabii ki %25 yani anketlerde de daha yüksek çıkıyordu. Ama tabii biz biraz eksik çalışmış olmalıyız ki %13.1 oy aldık, ama tabii 80 milletvekili çıkarttık. %13.1 ile 80 milletvekili çıkarmak Türkiye'deki dengeleri biraz alt üst etti gerçekten. Hem de HDP'nin işte demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigma çerçevesinde yaptığı siyaset, Türkiye halklarında da bir değişim, dönüşüme yaptı, zemin oluşturmaya başladı. Tabii bu devleti mantığı açısından kabul edilemez bir durumda. O nedenle müdahaleler zaten 7 Haziran seçiminden sonra başladı. Yani işte sürdürülen bir sürü tartışma var. Yok HDP koalisyona katılmam demiş vesaire. Tabii yani dendi bu, ama gerçekten HDP ben işte koalisyona varım deseydi böyle bir koalisyon yapılacak mıydı? Yani devleti bu tekçi mantığı çerçevesinde HDP'nin bir koalisyona alınması mümkün müydü? Yani bu mantık değişmediği sürece zaten mümkün değildi. Ama bu oran, yani %13.1 düzeyindeki oran bile devleti korkutmaya yetti. Yani devlet şöyle düşündü. Eğer biz Kürtlerin önünü açarsak, HDP'nin önünü açarsak, Kürtler sadece Kürtler değil, HDP ile birlikte tabii ki Türkiye ile işte sosyalist güçlerle, Türkiye demokrasi güçleriyle inanılmaz bir gelişmeye başladı. Birliktelik, dayanışma, mücadele, dediğim gibi bir zihniyet değişikliği de gelişmeye başladı. Eğer hani bu süreç bu şekilde sonuçlanabilseydi, Türkiye'de ana muhalefet partisi durumuna HDP gelecekti. Yani şu andaki sayısal anlamda işte milletvekili sayısı bizden fazla olduğu için CHP geldi. Ama biz zaten 80 milletvekili çıkarmıştık. Yani CHP'nin o dönem milletvekili sayısı 110'du. Aramızda 30 milletvekili gibi bir fark oluştu. Ama her şey yolunda gitseydi, yani işte bize yönelik tasfiye operasyonu başlamasaydı, işte 2015 1 Kasım seçimlerine giderken bir savaş başlatılmamış olsaydı, yani işte 10 binlerce insan cezaevlerine tıkılmasaydı vesaire, tabii bu bir tasfiye operasyonu. Bütün bunlar olmasaydı 2019'da yapılacak normal seçimlerde bizim ana muhalefet partisi olmamamız mümkün değildi. Yani çok rahatlıkla o 30 milletvekilini de çıkartıp CHP'yi geride bırakabilirdik. Evet. Tabii bu devlet açısından son derece tehlikeli bulundu. Zaten şeyde işte çöktürme planında bırakın Kürt meselesini çözmek, yani işte dört ayaklı bir planlamayla hem HDP'nin tasfiyesi, hem işte PKK'nin imhası ve tasfiyesi, işte İmralı'da uygulanan tecritin daha ağırlaştırılmış tecrite dönüştürülmesi, cezaevlerinin tasfiyesi, böyle bir planlama yapıldı. Şehirlerin yakılıp yıkılması. Tabii ki, yani bunların hepsi bir planlama. Bütün bunlar olmasaydı şüphesiz ki durum şu anda çok farklı olacaktı, ama bu gelişen durum işte bu hiçbir şekilde çözüme yanaşmayan, Kürtleri tanımak istemeyen, Kürtlerin dilini, kimliğini, kültürünü tanımak istemeyen, Türkiye'de hani bütün bunların tanınması demek, demokrasinin yolunun açılması demektir. Demokratikleşmenin yolunun açılması demektir. Yani Türkiye'yi demokratikleşmenin Türkiye'de gelişmesine izin vermeyen işte bu güçler aynı zamanda da yani Kürt sorununda bir çözüme yanaşmadıkları için bütün bu HDP'ye yönelik tasfiye operasyonları gelişti. Demokratik siyaset, eğer yapabilseydik tabii ki, hakikaten Sayın Öcalan da dediği gibi hem HDP'ye kazandıracaktı, hem Türkiye halklarına kazandıracaktı, hem de Türkiye'nin demokratik geleceğinin önü açılacaktı. Türkiye demokrasiyle buluşacaktı. Türkiye demokratik cumhuriyetle buluşacaktı. Bütün bunlar hiçbirisi gerçekleşmedi şu anda. Tabii demokratik siyaset dediğim gibi çok önemli. Bu Kobani davasından sonra bakın hep şey devam ediyor Filiz. Bu AKP-MHP iktidarının Türkiye halklarını böyle yanıltma şeyi devam ediyor. Mesela bu cenah, yani AKP-MHP iktidarı demokratik siyaseti hiç kullanmaz değil mi Besme? Ben hiç kullandıklarını görmedim siyasette. Şimdi Adalet Bakanı açıklama yapıyor. Diyor ki Kobani davasında yok diyor, işte beraat da var, bilmem ne de var, şu da var, bu da var. Ondan sonra diyor demokratik siyasetin kanalları açıktır. Bak 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 bak. Yani inanılmaz mı? Korkunç bir şey ya. Böyle bir terimi mi vardı? Böyle bir terimi yani kullanmaya başladılar. Düşünebiliyor musun? Diyor ki demokratik siyasetin yolu açıktır diyor. DEM Parti, HDP her neyse demokratik siyaset yapmak isterse diyor yapsın diyor. Bak sen demokratik siyasetin bütün kanallarına şey yapacaksın, tıkayacaksın, önüne set çekeceksin. Yani HDP'yi, DEM Parti'yi siyaset yapamaz hale getirmeye çalışacaksın. Halkı sokağa çıkmaz hale getirmeye çalışacaksın. En ufak bir şekilde halkların birliğinden, kardeşliğinden, dayanışmasından, barıştan, çözümden söz eden insanları cezaevine tıkacaksın. Bir tweet 60 insana dünya kadar ceza vereceksin. Ondan sonra da artık çıktı, suç unsuru olmaktan çıktı. Yani ondan sonra da diyeceksin ki demokratik siyasetin kanalları açık. Yani böyle bir manipülasyon var. Böyle bir manipülasyon var. Ama biz biliyoruz ki demokratik siyaset hem bize, hem Türkiye halklarına, hem Türkiye'ye kazandıracak bir siyasettir. Zaten DEM Partili arkadaşlar da, eş başkanlar da açıklama yaptılar. Demokratik siyaset yapmaktan bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bence önemli olan yön buydu. Şimdi Nursel tecrübe zaten değindi. Her zaman gündemimiz hala kesintisiz sürüyor. Geçen gün, yani bugün HPG'nin açıklaması vardı. Son birkaç günde, yani son sadece birkaç günde medya savunma alanlarına 11 kez kimyasal kullanıldı. Orada büyük bir saldırı sürüyor. Genel konsept içinde bu Kobani davası nereye oturuyor? Hani hep söyledik bir soykırım davası falan, ama biraz bu süreci de değerlendirelim istiyorum Besime. Evet, doğrudan soykırımla bağlantılı olduğu hani tarihsel süreçlerden de yola çıkarak söyledik. 2009'daki o Keçekana davaları da öyleydi aslında. 31 Mart yerel seçimlerde 90 üzerinde belediye kazandıktan sonra 14 Nisan'da siyasi soykırım operasyonları başladı. İşte 4 Kasım darbesi Kobani'nin ön hazırlık süreçleridir. Yani her 10 yılda bir Kürtlere dönük bir soykırım operasyonu oluyor ve bunu farklı farklı biçimlerde de yapıyorlar. Ama özellikle yani Rojava direnişiyle birlikte son 10 yıldır aslında hani bir bütün çökertme planıyla da birlikte belki topyekün bir katliam dayatma ve hani bu rejimin, bu dönemdeki bu devletin kararlılığı şurada açığa çıktı. Her alanda, yani sosyal, kültürel, kadın bedeninden tutalım, uyuşturucu, fuhuş, doğayı katletmekten, kimyasaldan, zindanlardan, çocuktan, yaşlıdan intikam alarak topyekün bir soykırım kararlılığı var bu devletin son yıllarda yaptığı. İşte belki Kobani davasına bu kadar öfkeli yaklaşmasının nedeni de budur. Bir türlü başaramamış olması, bir türlü buradan bir sonucun elde edilmemiş olması, Kürt halkının ısrarla küllerinden yeniden doğar bir biçimde direnişini, örgütlülüğünü, mücadelesini açığa çıkarması, bir duruş sergilemesi, bütün kötülükleri daha açık bir biçimde yapma cüretini göstermeye itiyor. Yani bu devlet bunu yapıyor ve en son yaz döneminde bitireceklerini söylediler. Yani yıllarca, 5 yıl boyunca Süleyman Soylu niye İçişleri Bakanlığı olarak her türlü kötülüğü, her türlü suçu açık işledi? Bitireceğiz anlamında söyleyerek bunu yaptılar. Ve nihayetinde bu dönemde AKP tekrar niye işte 14 Mayıs 2023'te tekrar iktidar yapıldı? Bu kadar krize, bu kadar soruna rağmen, bu kadar kullanılmış bir hükümetin, bu kadar kullanılmış, bu kadar suça batmış bir hükümeti, bu kadar ekonomik zarara uğratmış, işte göçmen politikasıyla, göç politikasıyla, bütün Türkiye'nin kamu mallarını satmakla, pazarlamakla, Orta Doğu gericiliğine, işte DAİŞ'in komutanı olma boyutuyla bir Türkiye halkı, Türkiye toplumu, Türkiye muhalefeti 85 milyon niye buna razı olur? Niye bunu kabul eder, bu kadar kötülüğü? İşte bütün bunların nedeni biraz Kürtlere bir daha hani son bir şans verelim, bitirirler mi noktasındaki yaklaşımdır. Yani tecritte uygulanan politika, Rojava'ya uygulanan, işte Başur Kürdistanı'nda Kürtlere dayatılan, yani biz Rojava'da, Başur'da da mesela bunu çok açık bir biçimde yapıyor ve stratejik bir yaklaşım olarak geliştiriyor. Geçmişte evet Kürt partilerinin, işte parçaların, siyasetlerinin birbiriyle çatışmalı, anlaşmamalı, farklı ideolojik bakış açılar, durumlar söz konusuydu. Birbirini benimsememe durumları, muhalefet etme ya da kendi aralarında ihtilaflar belki oluyordu ama son AKP'nin bu rejimiyle, yani Erdoğan'ın son 4-5 yıldır Güney Kürdistan'a dayattığı, aslında orada gerçekten Kürd'ün Kürt'e düşman politikasını yaratmaya çalışıyorlar. Yani biz ihanet olarak tanımlıyoruz KDP'nin duruşunu, bugünkü oradaki saldırılar, ama artık onu da aşan, hani sadece özgürlük alanlarına, medya savunma alanlarına dönük bir politika geliştirmiyor orada Güney Kürdistan'da. Bütün oranın statüsünü tasfiye etmeye, bütün oradaki iradeye el koyma ve oradaki bir azınlık eliyle de işte köyleri yaktırma, köyleri boşalttırma, gazeteci cezaevine alma, kaybettirme, her türlü işte köylüyü katletme, peşmergeyi katletmeye kadar götüren bir siyaset geliştirdi. Yani o kadar derinleştirdi ki geçmişte evet Kürt Özgürlük Hareketi'ne karşı işte Rusya ile de anlaşma yaptılar, Amerika ile de yapıyordu, KDP'yi de buna dahil ediyordu. Çeşitli dönemlerde YNK'yi de buna dahil etmek istediler 90-92'lerdeki operasyonlarda, ya da birbirlerine karşı çatıştırmalı duruma getirdiler. Ama şimdi çok ideolojik yeniden bir şekillendirmeyi, Kürdün Kürt'e doğrudan düşmanlık ettiği bir iç başka durum yaratmaya çalışıyor ve bu hükümet yapıyor. Bu iktidar eliyle yapıyorlar. Yani geçmişte de aslında görünen odur ki devletin mantalitesi aslında 100 yıldır da biraz. Türkiye'deki bütün hükümet, Çiller döneminden tutalım, işte Özal döneminden tutalım, o Maraş katliamı döneminde devrimcilerin asılması, 74'lerdeki 72'lerdeki sürece baktığımızda görünen iktidarlar aslında Kürtlere karşı, hani sen Kürtlere karşı görevini yap ama milliyetçilik, işte bugün MHP'nin yaptırdığı mesela, yani içeriği ben yönetirim, içeride biz yeriz bu devletin imkanlarını, rantını, bu burjuvasisidir, bu basınıdır, medyasıdır, beyaz türküdür, içeriği biz yeriz, içeride biz yönetiriz. Ama siz sürekli Kürtlere işte mahkemelerle, yargılarla, savaşla, silahla, soykırımla siz Kürtlerle ilgilenin. Yani bugün AKP'ye biçilen rol budur. Yani MHP'nin AKP'ye yaklaşımı, Kobani davası bitmeli, işte HDP kapatılmalı, olmazsa Anayasa Mahkemesi'ni kapatırım noktasına getirdiği ya da işte suçlu olan işte çeteleri de bırakırsın, mafya adamlarını da bırakırsın, af çıkarırsın noktasına getirilen siyaset de biraz buradan kaynaklanan bir şeydir ve açık bir biçimde yapıyorlar. Çok tehlikeli bir yaklaşımla bunu yapıyorlar. Bizim biraz buradan görmemiz, gerçekten bu kadar derinleşmiş krize, bu kadar devletin devlet olmaktan çıkarılmayı bile göze alan bir durum var. Yani hani bırakalım işte bu Kobani davasından kaç arkadaşımıza ne kadar ceza verildi, nasıl verildi. Kendi devletinin devlet olmasından vazgeçmiş. 80 milyonun aç kalmasını bile, belki bunun 3-5 milyonu, hadi 10 milyonu diyelim, kendini ayakta tutabilecek uzun vadeli düşündüğümüzde. Değil mi? Mesela şimdi şey diyorlar işte, biz kamuda şey yapacağız, değil mi? Tasarruf yapacağız. Ana muhalefetinden tutalım, gazetecisini, aydınına, programı yapan televizyoncusuna kadar. Biri dedi mi ya, siz bu kadar savaş kararı alıyorsunuz, her gün binlerce bombardıman yapıyorsunuz, uçak kaldırıyorsunuz. Bunu tartışmıyorlar ama işte hani işte yok teksir kağıdı basmayacakmış da, yok işte şunu yapacakmış da, yok işte tatillere, gezmelere gitmeyeceklermiş, bunu kısacaklarmışı, takvim basmayacaklar, işte gereksiz gezilere gitmeyecekler. Bunu bile tasarruf olarak bu kadar büyük bir ekonomik krizden, hani ben devletin işte AKP'nin bunu yapmak istediğini, Şimşek böyle açıklar, AKP bunu söyler, MHP destekler de geriye kalan Türkiye toplumu, muhalefeti, onlarca siyasi parti, sivil örgüt, hareketler, sivil toplum hareketleri, kadınlar, gençler, üniversiteler niye bunu gündeme getirme? Seçimden bugüne hiç gündem olmadı. Israrla Erdoğan ben bitireceğim, Haziran'da bitireceğiz dediği gibi, hazırlığımızı yapıyoruz dedikleri gibi ve her gün Rojava'yı, Şengal'i, Başur'u, Kuzey Kürdistan'da bir sürü operasyon yapıldığı halde birinin çıkıp bunu dememesi ne anlama geliyor? İşte bu topyekün sadece AKP, MHP rejimi değil, topyekün Türkiye'deki siyasi gerçeklik. Biz açlıktan da ölürüz ama yeter ki Kürtler varlığını göstermesin noktasına getirdiler. Mesela ben çok dikkatimi çekti. Ya tasarruf konusunda niye kimse, en aydını, en demokratı bile bir dakika yani sen alıyorsun da trilyonlar, milyonlar, katrilyonlar eski para deyimiyle söyleyeyim buraya gidiyor. Burada bu bize ne kazandırır? Bunu niçin düşünüyoruz? Bunu niye kesintisiz yıllardır yapıyoruz? Buraya geldiğimiz nokta yok. Sarayının elektriği bu kadardır da. Yok işte Diyanet Başkanı bilmem hangi Audi'yi kullanıyor da kriz bunun için büyüdü diyen bir muhalefet var Türkiye'de. Şimdi buna da gelip dönüp diyorlar ki yok işte yumuşama mı olacak? Mesela çok ilginçtir değil mi? Kılıçdaroğlu iktidar olmak için gitti, kimle ittifak yaptı, gizli anlaşmayı? Ümit Özdağ'la yaptı. Ne üzerine? İçişleri Bakanlığı üzerine değil mi? Yani bugünkü AKP'nin de işte emniyette şurada burada yaşanan krizler ne üzeri? Bize ceza vererek aslında kendi iç hesaplaşmasını başka bir şeye evriltmeye, bunu pazarlık konusu yapmayı geliştirirler. Seçim sürecinde de aslında bunu yaptılar. Çünkü o bakanlık ya da o düzey, o yönetilme biçimi Kürtlerin düşmanlığı üzerine olacak. Devletin garantisi budur, içerideki şeylerdir. Hükümet olarak, ordu olarak orduyu nasıl kullanmışsın, nerede kullanmışsın, Suriye'ye mi, Irak'a mı, işte Lübnan'a mı göndermişsin? Bu rahatlığı bu devlet mevcut seçilmiş yönetime, görünen yönetime veriyor. Ve 90'larda da bu yapıldı, 2000'lerde de yapıldı. Bugün de bu bize dayatılıyor. Tek partili rejimde de mesela şimdi diyoruz ya AKP işte MHP'ye teslim oldu. İşte MHP'nin politikalarını yapıyor. İşte Dersim, Koçkiri, Zilan, Diyarbakır, bunların hepsi tek partili dönemde gerçekleşti yani. Çok farklı parti dönemleri de yoktu. Bu zihniyetin kırılması konusunda topluma dönüp siz niye söz kurmuyorsunuz? Siz niye bu mücadeleyi büyütmüyorsunuz? Siz niye buradan tepki geliştirmiyorsunuz? Siz niye burada bir demokratikleşme arayışı içinde değilsiniz konusunda bir mücadele, bir yeni yöntem, bir arayış gelişmediği takdirde hani işte açıklama yaparız, tepki gösterir, şu açıklamayı dedi mi, demedi mi, az dedi, çok dedi. 3-5 gün sonra yine bu davayı da unutturacaklar ve yine Kürtlerin kanı üzerinde ulusal birliği, vatanını, milleti korumak için de pazarlık yapacaklar. Bu savaşı bunun için kullanmak istiyorlar. Ve burada da ciddi bir direniş, bir onurlu mücadele var. Ama bizim daha da bunu yükseltme, daha da büyütme ihtiyacımız doğru. Ya da zor görevimiz, sorumluluğumuz da vardır. Evet, bu konuya senle de devam edeceğiz ama Elif'le bir parantez açıp biraz hani Orta Doğu politikalarıyla yani BESİM'e giriş yaptı çok önemli bir şekilde. Yani bir Orta Doğu, yani Türkiye'nin Orta Doğu'da bölgesel bir güç olma istediği çok açık. Yani bunu da hakikaten Kürtleri pasifize ederek, Kürtleri yok ederek, o soykırımı tamamlayarak yapmak istiyor. Biraz bir Orta Doğu'ya da bakalım neler. Yani BESİM'e biraz giriş yaptı oradan. Aslında belki Orta Doğu yani yeniden dizayn edilirken özellikle ulus devletler aşılmak üzerinden bir müdahale yapıldı. Irak o anlamda, Irak'a müdahale, ardından belki işte Arap Baharı'nın ardından işte Mısır, Suriye müdahaleleri biraz bu amaçlaydı. Ve bütün başarılamadı, o ayrı bir şey, ama hani ama eski ulus devlet yapılanması da kalmadı. Belki o noktada en fazla hani kendini koruyan ve bu politikanın sürdürücüsü pozisyonda olan İran ve Türkiye'dir aslında. Türkiye'nin siyasetine baktığımız zaman şu an örneğin 3 temel şey üzerinden politika üretiyor. Milliyetçilik, dincilik ve cinsiyetçilik üzerinden aslında politikalarını geliştiriyor. Ve bu politikalar da aslında belki hani binlerce yıldır devlet yapılanmalarının da kendinde artık faşizmin üzerine geliştiği politikalardır. Şimdi Vesime Erkaş şey söyledi, o çok önemli bir şey. Yani Kürtleri düşmanlaştırarak, yani bu herhangi mücadele eden bir kesim sözle ilgili bir durum değil. Kürtlerin tümünü aslında düşmanlaştırarak, işte ortadan kaldırılması gereken bir hedef haline getirerek politikalarını sürdürmeye çalışıyor. Bunun kaynağında da işte bu milliyetçilik politikaları var. Yani milliyetçilik nedir? Diğerini ötekileştirmek, diğerini ortadan kaldırmak, işte düşmanlaştırarak toplumsal kesimleri pasifize etmek, etkisizleştirmektir. Yani şu an Türkiye kamuoyunda, örneğin geçenlerde bir anket vardı, belki o da çok ilginç. Bu kadar hukuksuzluğun olduğu bir yerde insanlar halen yani bu HDP davasına ilişkin şey düşünebiliyor yani. Aslında yani hak ediyorlar. Böyle bir algı da yaratılıyor. Çünkü bu politikalar yani uzun yıllara yayılan bu politikalar toplumu öyle bir düzeye getiriyor ki artık sorgulayamaz. Yani her söylene Tanrı kelamı gibi inanan bir toplumsallık yaratıldı. Bir ara Erdoğan diyordu ya, bu işte Kürt halkını kastederek işte bunların 10 çocuğu, 15 çocuğu oluyor, siz de çocuk getirin. Yani halkı düşmanlaştıran bu politikalardır. Bu anlamda aslında Orta Doğu'ya baktığımızda da belki ulus devlet politikalarının sürdürülmesi konusunda daha önce yani belki 4 ülkenin sorumluluğunda aslında Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi, işgali 4 ülkenin sorumluluğuna verilmişti. Irak'ın dağılması, Suriye'nin bu pozisyonda olmasının ardından bu iş neredeyse öncülük olarak Türkiye'nin omuzlarına kalmış pozisyonda. Türkiye bunun için oraya saldırıyor, burayla görüşüyor, şuraya yapıyor, İran'ı harekete geçirmeye çalışıyor. Bu geleneksel de demeyeceğim, faşist politikaları sürdürebilmek için şey yapıyor. Şimdi bunun aslında kendi kamuoyuna da yansımaları var. Örneğin biz yer yer programlarda da değerlendirdik. Örneğin en çok kadınların haklarının yani geri alındığı, ellerinden alındığı dönem yine bu dönem oldu. İşte kadına yönelik şiddetin meşrulaştığı, küçük yaşta evliliğin nerede meşrulaştırıldığı, cemaatlerin işte kol gezdiği, cemaat kültürünün yaygınlaştırıldığı bir dönem yaşadık. Bu anlamda hem kadınlar aslında baktığımızda, örneğin mücadele eden, özgürlük talebinde bulunan kadınları marjinalleştiren, itibarsızlaştıran, hapishaneyle cezalandıran, ama diğer yandan geleneksel aile politikaları içerisinde o küçük yaşta kadınları geleneksel rollere mahkum eden politikaların hepsi yine bu dönemde açığa çıktı. Savaş geliştiğinde kadın hakları en ilk elden kadın hakları gidiyor. Demokrasiye dair haklar gidiyor. Bu konuda Türkiye aslında gerçekten iyi, yani nasıl analiz edilmeye değer bir örnek. Yani bu milliyetçi, dincilik ve cinsiyetçilik politikalarının nasıl iç içe geliştiğini ve bunu da özellikle bir halkı düşmanlaştırarak, direnen kesimleri düşmanlaştırıp marjinalleştirerek bunu nasıl yaptığını anlamak aslında da bize veri sunuyor. Yani Orta Doğu'nun durumu da az buçuk aslında biraz bu eksende. Yani şu an direnen bir damar var. direnen bir halk hareketi var. Ama bunun karşısında giderek despotlaşan, giderek işte o despotik yöntemlerle toplumu bastırmaya çalışan, kadınları bastırmaya çalışan bir yönetim şeklinin olduğunu da görebiliyoruz. Kürtler açısından da şöyle bir konsept var. Hani var olan statüler işte tam belirlenmiş değil ama Rojava, işte Güney Kürdistan, onlar yok olsun ama bir sömürge statüsü de devam etsin. Böyle bir evet, o da var. Şey örneğin var. Filiz, bu son yıllarda belki en çok aslında o da önemli. Öncü kadınlar hedef alındı ve Türkiye Devleti tarafından özellikle Paris'in ortasından tutalım Süleymaniye ortasına kadar ya da işte Rojava'da pek çok öncü kadın silahsız hava araçlarıyla hedeflendi. Burada insan şeyi görebiliyor aslında, direnen, özgürlük eğilimi olan şahıslardan, kişilerden korkma ve düşmanlaştırarak ortadan kaldırma politikalar da çok yaygın bu dönem aslında yürütüldü. Rojava'ya dönük de aslında saldırı tehdidi hiçbir zaman bitmedi. Rojava'nın temel, yani düşman olmasının temel bir nedeni orada bir devlet olmadan, yani toplumun kendi kendine yönettiği bir demokratik sistem oluşturmuş olmaları. Bir diğer şey belki de Kürtlere umut olmaları. Yani Türklerin, Türk devletinin Kürtleri yok sayarak oluşturduğu cumhuriyet karşısında oradaki bir Kürt oluşumu aslında yani tüm Kürtler aslında bir umuttur. Aslında sadece Kürtler de değil, dünya aslında, yani özgürlük arayışı olan herkes aslında bir umut. Ama biraz da bu umudu boğmaya dönük politikaları izlemeye çalışıyor. Yine kadın devriminin gerçekleştiği bir alan. Bunun dünya kadınlarına, dünya halklarına verdiği, yani umut olma durumu var. Bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu anlamda aslında Kürtler üzerinde yürüttüğü mücadele sadece Kürtlerle de sınırlı değil. Yani tüm ezilenler, tüm işte özgürlük arayışında olan herkesin umudunu da kırmaya dönük bir politika izliyor. Yani faşist bir politika izliyor, onu diyebiliriz. Evet Nursel, senle devam edelim. Aslı Besim'e bir giriş yaptı. Bu yumuşama meselesine önemli de vurgularda bulundu. Yani Türkiye'de yumuşama mümkün mü gerçekten? Yani Türkiye'de demek ki şey var, yani böyle yumuşamaya öyle bir ihtiyaç var ki. Yani işte CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel Erdoğan'la gitti, bir görüşme yaptı. İşte o görüşmeden sonra bir iki ufak tefek mesajlar verdi. İşte Erdoğan da sonra açıklama yaptı, dedi ben de sizin partiye gelirim. İşte sizi ziyaret ederim falan. Bu bir böyle yumuşama olarak algılandı. Tabii onun bir şeyi var, bir adım öncesi var. İşte Erdoğan dedi Türkiye'nin şeye ihtiyacı var. Yumuşamaya ihtiyacı var. Yani bu hemen böyle işte basın, kamuoyunu çeşitli çevrelerden filan, aa Türkiye'de bir yumuşama olacak ama nasıl bir yumuşama yani? Kimse bunun içeriğiyle ilgili herhangi bir şey konuşmuyor, tartışmıyor. Normalleşme yani, diyorlar. Normalleşme diyor. Onların anladıkları şey şu. Erdoğan'ın şeye gitmesi, CHP'ye gitmesi, CHP'nin de Erdoğan'ın yanına gitmesi. İşte CHP dedi ben saraya gitmem. İşte onlar da yer buldular, başka yerde şey yaptılar. AKP Genel Merkezi'nde şey yaptılar. Görüştüler. Şimdi o da yani normalleşmeyi, yumuşamayı böyle algıladılar. Sonra işte bir anayasa tartışmaları çıktı ortaya. Yani işte meclis başkanı, şimdiki meclis başkanı birkaç siyasi partiyle birlikte DEM Parti'yi de şey yaptı, ziyaret etti. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ama bakın yine şey yok. Yine altı boş. Nasıl bir anayasa? Yani tamam, bir iktidar partisinin şeyi olarak, mensubu olarak meclis başkanısın. Meclis başkanı tabii ki Türkiye'de yeni bir anayasa yapılacak. Sebebi bu anayasada şey tarafından, yani kamuoyuna götürülmeden mecliste çıkarılacaksa tabii ki burada şeyin, meclis başkanının önemli rolü var. Olur da işte gezdi bütün siyasi partiler, yeni bir anayasa yapalım, işte şeye götürmeyelim, referanduma götürmeyelim, bunu mecliste yapalım. Tamam, bunların hepsi güzel. İyi ama nasıl bir anayasa yani? Gelirken nasıl bir anayasa yapılacağı ile ilgili elinde bir belge yok, bir veri yok, sunduğu herhangi bir şey yok. Ama dedim ya, buna rağmen işte Erdoğan'ın ağzından çıkan o 2-3 kelime, Özgür Özel'in de bunu desteklemesi böyle Türkiye'de bir şey yarattı yani. Bir yumuşama şeyi, o iklimi yarattı. Ağzına gelen herkes yumuşamadan söz ediyor. Tabii bizim partili arkadaşlar da yumuşamadan bahsettiler. Tamam, güzel olsun yani. Bu ülkede yumuşama olsun ama nasıl olacak yani? Kürtlerle ilgili olmayan, Kürt meselesinin çözümüyle ilgili herhangi bir şeyin yapılmadığı bir ortamda halen İmralı'daki tecrit en ağır bir şekilde devam ederken, cezaevlerindeki bu açlık grevleri hani bitti, şimdi çeşitli eylem biçimleriyle devam eden bir direniş varken, o zaman Kobani'de neyin, ceza yağarken, yani Kobani'de ceza yağarken, dediğin gibi her gün Kobani'nin köyleri, yani AKP, MHP iktidarının desteklediği yandaş örgütler tarafından köyler bombalanıyor. Siviller yaşamını yitiriyor. Daha dün yani bazı köylerde şey vardı, bombaladılar ya da havan topu attılar. Küçük bir çocuk ağır yaralanmıştı. Birisi yaşamını yitirmişti. Yani halen bunlar devam ediyor. Güney Kürdistan'a yönelik işte biraz önce de söyledin sen. Yani 11 kez kimyasal silahla müdahale yapılıyor, saldırılıyor. Açıklamalar var şeyli bu yönü. Yani bütün bunlar devam ederken yani çözümden, barıştan, yani Kürt sorunun çözümünden, barıştan herhangi bir şekilde bahsedilmiyorken o zaman bu yumuşama nasıl olacak yani? Kürtler olmadan. Yani Kürtler olmadan bir yumuşama olur mu? Daha doğrusu Kürt sorunu çözülmeden bu ülkede bir yumuşama olabilir mi? Kayyum lafı etmeye başladı bile. Yandaş yazarlar yani, hani tabii ki yani şimdi da Nedim Şener çıkıyor, diyor ki işte 27 belediye başkanı hakkında bilmem terör soruşturması var. Bu belediyelere şey atanır. Şimdi biz Nedim Şener'i biliyoruz. Yani iktidarın borazancısı bir şeydir. Köşe yazarıdır. Bir taraflardan duyum almış yani. Bunu bir şekilde gündemleştirmeye ve halka aslında bu fikriyata alıştırmaya çalışıyor. Biz bunların politikalarını biliyoruz yani. İyi tanıyoruz çünkü bu yapıyı. Bu AKP, MHP yapısını. Bazı şeyleri yapmak istediklerinden, gündeme taşımak istediklerinden nasıl taşıdıklarını, kimleri nasıl bu işle görevlendirdiklerini çok iyi biliyoruz. Yani işte o görevlendirme çerçevesinde yazılmış bir yazı. Bütün bunlar varken normalleşmeden bahsetmek bence doğru değil. Yani ben kişisel olarak, bir siyasetçi olarak artık bu cümlenin bizim tarafımızdan da kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Önce dememiz lazım ki yani siz normalleşmeden bahsetmek istiyorsanız önce Kürt halkının doğuştan gelen bir haklarını tanıyın yani, bir kimliğini tanıyın, bir ana dilini tanıyın yani, bir kültürünü tanıyın. Bunlar tanınmadan, yani şimdi tabii Sincan'da bütün bunlar tanınmadan önce İmralı'nın kilidi açılması lazım. Artık şey söylemekten dilimizde tüy bitti yani. Biz bir şey söylüyorsak yani öyle olması gerektiği için söylüyoruz. Yani başka bir yol, yöntem olsa söyleriz tabii ki. Realite nedir? Kürt sorunun çözümünde realite İmralı'nın kilidinin açılmasıdır. Sayın Öcalan'ın sürece müdahalesidir. Kobani yani, davasının, Kobani Kumpas davasının yani, bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıdır. Yani, cezaevlerinin boşaltılmasıdır. Şimdi bir sürü tartışmalar var işte bilmem 9. yargı paketi, şu bu falan. İyi tamam şimdi da yani şimdi sen şey var mı yani? Siyasi tutsaklarla ilgili bir şey var mı? Her zaman olduğu gibi yine adli tutaklara yönelik. İşte bunları belirtmek lazım, söylemek lazım yani. Yok, normalleşme diye bir şeyi biz ağzımıza almıyoruz. Ha. Bunları söylemiyorsanız kardeşim hiç normalleşmeden bahsetmeyeceksiniz. Biz bahsetmiyoruz yani. Bunlar ortadan kalkacak. Bir de etki ajanlığı var. Vesimeyle devam edelim. Ya etki ajanlığı da yani, o kadar çok şey var ki yeni şeyli. Şimdi yani herkesin şunu düşünmesi lazım. Erdoğan'a ne kadar kötülük yaptığını, ne kadar algı yarattığını herkes biliyor. Bu kadar aciz olduğu halde herkes. Bundan bu kadar rahatsız olduğu halde. Şimdi bu normalleşme, yumuşamayı kabul edip bunu çok yeni bir şeymiş gibi Anormal olan neydi mesela? AKP ile Erdoğan'la Özgür Özel arasında ne sorun vardı, ya da CHP ile AKP'liler arasında? Ya da CHP'lilerle MHP'lilerin ne sorunu vardı? İYİ Parti ile diğerleriyle. Zaten hepsi ittifaktı ki şimdi hani bir genel merkezine gitti de normalleşme başladı. Bir merhabalaştılar, normalleşme başladı. Normal kaldı ki nezaket görüşmesidir dedi. Sonra çalışma görüşmesi dedi. Buluşması, sonra ne konuştuklarını da dile getirmediler. Çok ciddi bir şeydir aslında bu. Hem Bahçeli ile görüştü Özgür Özel, hem Erdoğan'la görüştü. Yani kim hangi durumda durursa ben nerede duracağım konusu çok önemlidir. Anormal olan durum işte HDP'nin yaşadığıydı. Bugün DEM Parti'nin yaşadığıdır. Anormalleşme budur. Eğer görüşülecekse, yumuşama başlayacaksa Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi, MHP'yle görüşmesi değil. Her partinin parlamentoya anayasal talepleriniz nedir, programınız nedir? Meclise getirin, her parti mecliste tartışalım, birbirimizi ikna edelim, ortak bir çalışma yapalım. İşte meclis başkanı gitmiş, grupları ziyaret etmiş, DEM Parti'yi de ziyaret etti. Mecliste linç edeceksin, mecliste bir dil bayramı günü Kürtçe konuşmasına bile izin vermeyeceksin, her türlü hakareti yapacaksın. İl binasını ablukaya alacaksın, vekilini ablukaya alacaksın, konuşturmayacaksın, yürütmeyeceksin. İşte Kobani'de bu kadar ceza yağdıracaksın. Diğer taraftan da hani biz gittik bir anayasa için ziyaret yaptık. Şimdi bu algıya kimsenin gelmemesi lazım. Gerçekten eğer normalleşme dediğimiz bir kavram varsa, anormal olan durum demin söylediğimiz gibi bir kere bu tüm bu krize rağmen bırakalım Kürtlerin haklarını. Türkiye'nin ayakta kalması için bu savaşa dur demeleri lazım. Normalleşip bu olur. Tecridin kırılması, Rebel Öcalan'ın avukatlarının, ailesinin, başvuran heyetler vardı mesela. HDP'nin milletvekilleri başvurdu İmralı'ya gitmek için. Ömer Öcalan hem aileden biri hem bir milletvekili olarak başvurdu, talepte bulundu. Bu talepleri yerine getirin. İşte hasta tutsaklar, savaşın durdurulmasıdır. Anormal olan Türkiye'de bu durumlardır. Diğer partilerin birbirlerine gidişi gelişi yok, birbiriyle sorunları yok yani. Birbirleriyle savaşmıyorlar, birbirlerini yok etmiyorlar. Tesbih hediye etmek falan bunlar zaten... normalleşmeyi Türkiye toplumunun bunu kabul etmesi Türkiye bir yüzyıl daha kaybettirir. 21. yüzyıl diyorlar ya, Türkiye'nin 2. yüzyılı. 2. yüzyılı eğer gerçekten demokratik bir temelde bir Türkiye'nin kurulmasını ya da yaşanmasını istiyorlarsa, herkes çok müzdariptir ya, bu ekonomik krizden çocuklarımıza borç bırakıyoruz, 3 kuşak borçlandırılıyoruz. İşte eğitim sisteminin geldiği durum ortadadır. Ya bütün bunlar için diyecek ki normalleşmek bu sorunların bütün kaynağı nedir? İnkar etmektir, yok saymaktır. Kadını, Kürdü, devrimciyi, sosyalisti, diğer halkları zaten tasfiye ettiler, böyle bir kaygıları yok. Geriye kalan, direnen bu alanlardır. Bu alanlarla barışacaksın, bu alanları dinleyeceksin, bu alanların iradesini kabul edeceksin. O zaman gelip birlikte bir anayasa yapalım. Buna normalleşme denir. Buna gidip birbirlerine hediye vermek, çay içmek, birbirlerinin odalarında birbirini ziyaret etmek, Türkiye'nin bu kadar derin krizi konusunda normalleşme değil, aklı başında olan hiçbir insan da bunu normalleşme olarak yorumlamamalı, tanımlamamalı, bunun için köşe yazısı yazmamalı. Yani o kadar aciz duruma gelmişler ki işte Selvi ne dedi, acaba ne yazdı, bu işte bunlara yazdırır kimi? Ya onlarca yıldır yazıyorlar, yazdıkların hepsi gerçek olsaydı şimdi çoktan hiçbir sorun kalmamıştı ve Türkiye uçuyor olacaktı. Yazılanlara bakılırsa. Buradan bakmaktan ziyade yaşama dönüp insanlar ne yaşıyor, Türkiye ne yaşıyor, toplum ne yaşıyor? Bu kadar moralsizlik, bu kadar umutsuzluk, bu kadar dejenerasyon, bu kadar yıkım. İşte deprem, bir yıl önce depremi yaşadık, unutuldu. Halen İstanbul'u bekleyen depremler, Ege'yi bekleyen depremler var. Ciddi bir konudur. Bunun bütün kaynaklarının gerçekten, eğer normalleşme olacaksa DEM Parti'nin iradesini muhatap almalılar. İmralı'yı muhatap almalılar ve savaştan vazgeçmeliler. O zaman buna bir normalleşme niyeti var diyebiliriz. Ha, sonuç alır mı almaz mı bu ayrı bir şey. Tabii ki alır. Ona o zaman evet, hani niyet anlamında söylüyorum. En azından bu niyeti açıklamalılar ki diyeceksin ki evet, bir yumuşama, bir normalleşme var. Yoksa diğer partilerin birbirleriyle düşmanlığı yok ki yumuşasın. Peki Nebesi Bey, bu etki ajanlığı bütün hani bir aralarındaki konsensusu bozmaz mı? Yani şimdi ona da itirazlar var sanıyorum. Ya konuşuluyor, Türkiye bunu çok yaptı. Yani konuşuluyor ve alışılıyor. Yani çok korkunç bir şeydir etki ajanlığı kavramı. Evet, yani kavram olarak kötü. Yani evet, sen işte siyaseten de bir şey yazdığında, politik olarak da söylediğinde, sosyal medyada da yaptığında, işte program yapıyorsan bunu söylediğinde, devleti, hükümeti eleştirdiğinde bir başka devlete, işte AKP'nin İsrail'i düşman görür, Amerika'yı görür, Avrupa'yı görür. Bunlara dair sen bir eleştiri yaparsan sen başkasının ajanı olmuş oluyorsun. Dolaylı yollarda etkileyen olarak etki ajanlığı yapmış oluyorsun. Ve şunu söylüyor, diyor ki 4 yıla 8 yıl arası ceza alabilir. Savcı isterse diyor bunu 12 yıla çıkarır. Bir de savcıya bir yetki veriyor. Hem de 2 katına çıkarma yetkisi. Yani bunu bile yasaya koymuyor. İşte şimdi cezaevinde yaptıkları gibi 30 yıldır bir tutsak cezaevindedir. 30 yıl yatırıyorlar ki bunların hepsi 90 dönemlerinin o suç işleyen devletin verdiği cezalardır, degemelerin. Şimdi de gardiyan, müdür, bir tane psikolog, terapist oturuyor, diyor ki bu uslanmamıştır, biz bunun cezasını 1 yıl daha erteleyelim, 6 ay daha erteleyelim. Mesela buna karşı o 2014'tü sanırım bu yasa çıktı değil mi? Konuşuldu, etkilidir dendi, çıktı ve bugün bunun bedelini en ağır yine Kürtler, kadınlar, politik mücadele yürütenler veriyor. Bu etki ajanlığı da yine onun üzerinden çıkaracaklar. Yine bunun mağduru ses çıkaran, baş kaldıran, söz söyleyen, hukuksuzluğu, haksızlığı, tecavüzü kabul etmeyenler söz kuracak. Buradan da hiç artık hukuka da gerek yok. Etki ajanısın. Ajan kavramı da bütün toplumlarda, işte Rusya falan da bunu kullanıyor. Şunun ajanısın, bunun ajanısın diyerek de çok büyük bir iradesizleştirme. İşte geriye kalan kırıntıları da böyle tasfiye etme, böyle, yani Türkiye muhalefeti anlamında söylüyorum. Biz her türlü bedeli zaten bu iradeyi ortaya koyan ödüyor. Çok ağır bir süreç olur yani, evet. İşte 9. pakette de bu var. Ne yumuşaması? Ya da neyin normalleşmesi? Yani o kadar esnek bir şey ki bu, Filiz. Şimdi diyelim Türkiye'desin. Dernek kurdun. Yani işte açılmış bir dernek var. İster Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol, isterse başka ülkelerden gelip işte diyelim mülteci durumdaki insanlar dernek açsınlar. Yani o dernek içerisinde diyelim dışarıdan şeyler geldi, konuklar geldi. Sen onlara Türkiye'nin ister ekonomik durumu hakkında, ister sağlık, ister iktisadi konusu, ister ürettiği petrol, ne bileyim savunma, şu bu, yani bütün alanlar konusunda herhangi bir bilgi verdiğinde ajanlık yapmış oluyorsun. Aslında buna bir kere bu Büyükada davası vardı biliyorsun. Af örgütünün üyeleri oradaki bir konferans sırasında konuşma yaptılar diye cezaevinde yattılar. Şimdi öyle bir korku var ki yani Türkiye'yi herkes kötülüyordu sözde bu tip faaliyetlerle. Şimdi bunun önünü kesmeye çalışıyorlar. O kadar geniş bir şey ki işte böyle şey de vardır Türkiye'de. ABD Büyükelçiliği biliyorsun. Keşke konsoloslukları aracılığıyla dolaşır yani, mesela bölgeyi dolaşır. Diyarbakır'a gelir, bilgi almaya çalışır. İşte Siirt'e gider, Van'a gider ya da başka yerlere gider. Mevcut insan hakları durumunu sorar vesaire. İşte sen onlara bir bilgilendirme yaptığında, eğer onların istediği ölçülerin dışına çıktıysan sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kötülemekten başka bir ülkeye ajanlık yapmış oluyorsun. Zaten onlar biliyor aslında Türkiye'nin ne durumda olduğunu birbirinden anlamalarına ihtiyaç yok. O kadar besmenin dediği gibi 3 yılla 7 yıl arasında ve burada hakime bir şey de veriyor. Yani yetki de veriyor. Ucu açık bir şey. Herkes bu maddeden şey yapabilir yani. Evet, ceza arkadaşlar alabilir. Az zaman kaldı. Devletin ne yapmak istediği ortada. Onu gayet iyi analiz ettik. Zor soru biz Elif'te evet biz ne yapacağız şimdi Elif? Tamam. Yani bir soykırım politikası devam ediyor. Etki ajanlarına ilişkin aslında kısa bir şey söyleyeyim. Örneğin etki ajanlığı biraz da Türkiye'nin sosyolojik olarak o dış mihrak hep tehlike olarak gözlenen dış odak, yani Türklerin biraz Türk devletinin oluşturduğu psikolojide bu da var. Yani sanki hep Türkiye'yi yıkan, dağıtmak isteyen bir dış mihrak var. Hep böyle düşmanlaştıran şey. Biraz bu etki ajanlığı yasası da biraz buna hitap ediyor. Bu duyguyu şey yapıyor. Ama aynı zamanda bence Türkiye toplumunu biraz da aptal yerine koyuyor. Sanki kendileri düşünemez, eleştiremez. Yani sürekli eleştirebilmesi için de birilerinin onları yönlendirmesi gerekiyormuş gibi bir algı yaratıyor. gerçekten tehlikelidir. Yani bir toplumu nesnelleştiren bir yaklaşım var. Bir de sürekli o düşmanlaştırarak politika yürüten, yani o politikayı canlı kılmaya dönük bir yaklaşım var. İki şey de yani gelecek aslında insan düşündüğünde kaygı duyduğumuz bir şey. Bir politikadır, bir yasadır. Tabii ne olacak? Yani belki de hep olduğu gibi yani direnişle, yani biz bugüne kadar ne kazandıysak direnişle, mücadeleyle kazandık. Yine mücadele devam edecek. Yani belki işte en son biz Van'da o şeyde gördük, yani o 2 dönem üstte kayyum atanmasına rağmen işte bir dönem birkaç insanın yan yana gelmesini bile yasaklayan o politikalara rağmen halk yine de sözünü söyleme gerektiğinde alana inip kendi sandığına, kendi oyuna, kendi seçtiği iradeye sahip çıkabilme cesaretini de, iradesini de, eylemi de ortaya koydu. Önümüzdeki dönem aslında biz faşizmden bahsediyorsak faşizmin aşılacağı şey böyledir, yani mücadeleyle olur. Bekleyerek olmaz, yani oturarak faşizmin gelip geçmesini bekleyemeyiz. Yani bu anlamda toplumda da bir şey var aslında, bir artık itiraz, yani şey, bir duygunluk mu diyeyim, bir cesaret edip sorgulama, yani bir yandan da böyle bir yan var. Bir yandan AKP politikasının son yıllarda özellikle MHP ile birlikte oluşturduğu toplumu sindirme politikaları var, ama diğer yandan da yani sorgulayan, hesap soran bir halk gerçekliği de var. Bunu en son dediğim gibi bu seçim döneminde, hatta onun öncesinde belki özellikle DEM Parti'nin öncülüğünde gelişen o tarihle bağ kuran, o işte önderliğin fikriyle bağ kuran o yürüyüşle, özgürlük yürüyüşüyle birlikte aslında o cesareti, o iradeyi görebildik. Ama seçimle birlikte de her şeye rağmen hem halk oyunu vermek, yani zalime, zulme karşı rengini ortaya koymak, ama hem de sahip çıkma konusunda yani o şeyi gösterdi. Önümüzdeki dönem aslında yani faşizm örgütlüdür gerçekten. Yani faşizme mücadele etmek örgütlü mücadeleyi gerektirir. Bilinçli olmayı gerektirir. Politikaların analiz yani görebilmeyi gerekiyor. Örneğin en basitinde dediğimiz gibi bu etki ajanlığı yasası, yani bir toplumun aptal konumuna koyan, düşünemez pozisyonda aslında ele alan bir yasadır. Bu noktada anti propaganda yani bunun propagandası yapılabilir. Yani neden bir toplum böyle düşünemez, sorgulayamaz ya da bir toplum böyle nesnelleştiren yasalar çıkarılıyor? Aslında bu bir korkutma yasası da. Yani hem sesini çıkartma, seni ajan ilan edelim yani diyor. Hem korkutma, sindirme, ama bir de toplumu aptal yerine koyma. Ama bu noktada da yani daha yüksek sesle, daha cesurca sesini çıkarmaya ve tavrını ortaya koymaya dönük yaklaşımlar geliştirmek gerekiyor. Kadınlar arasından da, halklar arasından da, inançlar arasından da önemli bir konu. Ben son yıllarda Türkiye'deki o şeyde aslında bu kıpırdamaları görebildik. Özellikle Kürdistan'da bu çok belirgin. Umuyorum ki önümüzdeki dönem bu seçimle birlikte AKP'nin baş aşağı gidişi daha da derinleşir. Halk bu konuda, yani iradesini ortaya koyduğu oranda, mücadeleyi yükselttiği oranda kazanır. Yani buna mahkum değiliz. Bu değişmez bir politika değil. Faşizm ne kadar koyu olursa olsun yani onu aşabilecek olan insan iradesidir, insan eylemidir. Belki de işte bugün 18 Mayıs nedeniyle söyledik. 18 Mayıs işte Halil Çavgun Akkaş'ın şehadetinden dörtlerin şehadetine uzanan bir şeydir. Bu bize gösteriyor ki aslında 12 Eylül faşizmin en karanlık döneminde bile bu mücadele irade ortaya koyarak, cesaret ederek bununla mücadele edildi ve 12 Eylül faşizmi nasıl ki o yırtılabildi, nasıl ki yıkılabildi, AKP, MHP faşizmini de aynı tarzda yürütülecek mücadeleyle, cesaretle, örgütlenmeyle aşılabilir. Özellikle de kadınların öncülüğünde. Güzel bitirdin Elif. Evet sevgili kadınlar, Elif Kaya, Besime Gonca, Nursel Aydoğan, ağzınıza sağlık. Güzel değerlendirdiniz. Evet sevgili izleyiciler, bir 7. günün daha sonuna geldik. Tabii ki Kobani Kumpas davasıydı gündemimiz. Onu ele aldık hem hukuki hem siyasi açıdan. Ama tabii ki bir bütün süreç açısından değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde neler olur onu değerlendirdik. Çok son zamanların konusu yumuşama, normalleşmeyi ele aldık ve bu AKP, MHP iktidarını, şimdi Kobani Kumpas davasıyla öbür ortakları DAİŞ'ten de bahsetmek lazım. Nasıl gerileteceğimizi de, yok edeceğimizi de konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta aynı saatte canlı yayında buluşmak üzere. Hoşça kalın, esen kalın.